tekrar bir okumanızın videosuyla karşınızdayım arkadaşlar. Hiç böyle girişi uzatıp şey yapmak istemiyorum. Çünkü şimdiden önümdeki kitapların hepsini çok sevdiğim için okuduktan sonra hepsi hakkında bol bol konuşacak şeylerim var. Direkt olarak şu taraftan itibaren başlıyorum ben bunları anlatmaya. Karamark Okulu, Öykü Okulu. Bu arada önümdeki 5 kitaptan 3 tanesi Hanzade Servi'ye ait. Çünkü TÜYAP Kitap Fuarı'na gidince, oradan hatta şu an kendisine selamlar. TÜYAP Kitap Fuarı'na gidince, bu kitabını okumamışım. Hanzade Servi'nin bu kitabını da okumamışım deyip bol bol kitap almıştım. Onların hepsini şu ana kadar bitirdim. O yüzden sizlere anlatmak istedim. Karamark Okulu, Öykü Okulu. Söylemesi çok eğlenceli, farkındayım. O yüzden bir kere daha söylemek istiyorum. Karamark Okulu, Öykü Okulu size öykü yazma rehberi oluşturan bir kitap. Ama bu şey bir kitap değil. Yani evet, öykünüzün bir başlığı olmalıdır falan diye başlayıp öyle giden bir kitap asla değil. Şöyle bir şey var. Bu Karamark Okulu, Öykü Okulu'ndan mezun olmak için en sondaki kısmı güzel bir öykü yazmanız gerekiyor. Fakat acele etmemenizi söylüyor Hanzade Servi. Ben de haliyle acele etmedim. Fakat birazcık artık daha fazla düşünmem lazım sanırım. Çünkü hala o kitabın sonuna yazacağım ideal öyküyü bulmakla meşgulüm. Onu hala bulamadım. Evet, ama bu kitabı okuduktan sonra okuduğum tüm kitaplarda kitapta verilen bazı ipuçlarına dikkat etmeye başladım. Mesela işte diyor ki böyle böyle olursa söz tekrarı olur. Bakıyorum ben mesela, diyorum bu kitapta söz tekrarı var falan diyorum. Bu kitaptan sonra okuduğum bazı kitaplarda. Okur okumaz size bir eleştirel bir bakış açısıyla kazandıracak bir kitap bence. Bu çok güzel, içinde püf noktaları var. Ayrıca bazı yerlerde ufak etkinlikler de var. Aslında bol bol var ama şu an size göstermek istediğim için bulamadım. Buldum. Mesela böyle. Evet, bu alıştırmaları falan da içerisindeki şeyleri yaptıktan sonra tabii ki bir öykü yazma rehberi olmuş oluyor. Ama bence bir kitap okuma rehberi de oluyor. Yani onu da mutlaka etkiliyor. O yüzden okumanızı şiddetle tavsiye ettiğim bir kitap. Sıradaki kitabımız Kara Kur'an'ın Düşleri. Bunu bir önceki kadar herkese çok çok tavsiye ederim diyemeyeceğim maalesef. Çünkü bu kitabı gerçekten benden en fazla bir yaş küçükseniz, o da hani gerçekten çok cesur biriyseniz ve korku hikayeleri okuyunca etkilenmiyorsanız, ki bu kitabı okuduktan sonra etkilenmemeniz imkansız ama etkilenmediğinizi düşünüyorsanız ancak okumanızı tavsiye edebileceğim bir kitap. Ben bunu hikayeme atmıştım Instagram story'ime ve şöyle bir şey kullandım. Kaliteli şekilde tüyler ürpertici. Ve bunu hani kullandığım için kendimle gurur duyuyorum. Ödül konuşması yapıyor gibi hissettim şu anda ama bunu yaptığım için kendimle gurur duyuyorum. Bence çok güzel bir tabir oldu bu kitabı için. Gerçekten kaliteli şekilde tüyler ürpertiyor ve İçerisindeki bazı öyküler birazcık daha diğerlerine kıyasla hani okunabilirdi. Ama mesela duvarın içindekiler en etkileyici olduğunu düşündüm ve hala daha duvarlara korku gözüyle falan bakmamı sağlayan bir öykü. Ve özellikle bir de sonuncusu zaten Kara Kur'an'ın Düşleri. İçinde 7 hikaye var bu arada. Bir tane Kara Kur'an Düşleri yok sadece. Etkileneceğini düşünenler için evet şey değil, fakat korku hikayesi seviyorsanız o üç harfliler, o ödü geldi gibi böyle klişe korku hikayelerinin yani kesini bile görmeyeceksiniz bu kitabın içinde. Çünkü o kadar güzel ve hani şey ki mesela okurken ben bunların hiçbirinde bir kısmına gelip bir öyküyü, o 7 öykünün dediğim gibi bir kısmına gelip sonra kitap ayrıcını içine koyup kapatıp ertesi gün asla böyle bir şey yapamadım. Hep bir hikayeyi bitirip diğerine geçmeden ancak duraklayarak okuyabildim. Asla elinizden bırakamıyorsunuz. O yüzden benim inanılmaz sevdiğim bir kitap oldu. Yani hala böyle bazı hikayeler tüylerimi ürpertiyor. Fakat çok güzel bir kitap. Korku hikayesi sevenlere direkt olarak tavsiye ediyorum. Bundan sonraki kitabın adı Ezo ile Ölü Yazar. Bu aralarında sanırım en önce okuduğum. Hayır, önce Karamark Okulu, Öykü Okulu'nu okumuştum. Sonrasında da bunu okumuştum. Ve arkadaşlar bu da birazcık daha benim yaşım ve üst kesime tavsiye edebileceğim bir kitap. Çünkü içerisinde çeşitli değişik ögeler var fakat hani korku hikayesi değil sonuç olarak. Bunun içinde öyle çeşitli hikayeler yok. Tek bir kitap ve okuduktan sonra içimde inanılmaz garip hisler bırakan bir kitap. Yani o kadar keyifliydi ki. Hepsine o kadar diyorum ama hepsi farklı kulvarlarda da farklı kategorilerde çok güzel. Bu yüzden bence bir hani arkasını şu an bile okuyunca tekrar okuyasım geldi. Sürekli okumak istiyorum. Fakat yeni kitaplar da okumak istiyorum. Bu tarz şeylerde ben çok ikilemde kalıyorum. Çok sevdiğim kitapları tekrar okumak konusunda. Ama bunu ileride tekrar okuyacağımdan eminim. Çünkü o kadar hoş bir kitaptı ki. Ezo denen bir kızın bir ölü bir yazarla aslında tanışmasını ve ona yardımcı olmaya çalışmasını, beraber öykü yazmalarını gibi bir şey anlatıyor. İnanılmaz ilginç bir konusu var. Bu yüzden bunu büyükseniz de hani hem çocukların hem büyüklerin okuması gerektiğini düşündüğüm kitaplardan biri. Çocuk derken
benim yaşıtlarım ve çocuk diyorum. Bu şekilde yani bu kitaplar dediğim gibi favorilerim arasında. Sıradaki kitabımız özellikle son zamanlarda çok gündemde ama benimki 20 liralık versiyon yani. Mustafa Kemal kitabı, Yılmaz Özden'in kitabı. Bu kitap ilk çıktığı hafta bize öğretmenimiz tavsiye etmişti, İnkılap hocamız. Başak hocam izliyorsanız, ki izlemiyordur ama izliyorsanız size de buradan sevgiler gönderiyorum. O tavsiye etmişti ve sınıfın neredeyse yarısından fazlası ilk haftası çıkar çıkmaz almıştı. Hatta okuyup bitirenler bile olmuştu ilk haftadan. Şu şekilde bir kitap. Bence içerisinde böyle hafif öyküleştirilmiş gibi bütün anlatılan şeyler ve Mustafa Kemal'in doğumundan bütün işte savaşları vesaire neler oluyor her şeyi anlatan bir kitap açıkçası ve okuduktan sonra çok güzel bilgileniyorsunuz yani. Ama aynı zamanda bilgi sahibi olurken böyle sıkılmıyorsunuz. Hani ansiklopedi gibi bir kitap olmadığı için öyküleştirilmiş şekilde, hikayeleştirilmiş versiyonu bu. O yüzden çok güzel anlatıyor her şeyi ve ben şahsen okurken keyif de aldım. Bu yüzden bunu da tavsiye edebilirim. Özellikle Mustafa Kemal ile ilgili böyle doğumundan işte baştan sona bir şey olsun istiyorsanız, bilgi almak istiyorsanız bu kitabı da okumanızı tavsiye ediyorum. Evet, şimdi geldik. Bunu sana bırakmamın sebeplerinden biri aslında sanırım şu an okuduğum favori roman diyebileceğim kitabın bu olması. Çalı Kuşu arkadaşlar. Reşat Nuri Güntekin'in Çalı Kuşu kitabı. Bunu sanırım bir senedir falan Çalı Kuşu mu? Ha aynen o benim listemde var okumak istiyorum diyerek geçirdim. Ve çok pişmanım ama aslında birazdan bir yandan pişman da değilim çünkü bu yaşta okuduğum için çok mutluyum. Bence eğer benim gibi kitap okumayı çok seviyorsanız ve böyle bol bol kitap okuduysanız daha önce 8. sınıf hani şu an benim için mükemmel bir zamanda bu kitabı okumak için. O yüzden yaşıtlarıma ve işte bir tık daha büyüklere belki çok fazla tavsiye ettiğim bir kitap. Zaten duymamışsınızdır herhalde falan gibi bir şey söylemeyeceğim. Başta da söylediğim gibi ben neredeyse bir sene bu kitabı erteledim. Kitabın şu olduğunu sanıyordum. Feride ve Cameron'ın işte aşık olmaları vesaire işte hayatları. Böyle bir şey sanıyordum. Eğer böyle sanıyorsanız durun arkadaşlar. Durun. Sakın öyle sanmayın. Şimdi hemen bu yanlış anlaşılmayı düzeltmem lazım. Çünkü kitabı hemen okumanız lazım. Şöyle, bu kitap aslında şu sonları pek değil ama büyük bir kısmı Feride'nin günlüğü. Yani kendisi yazdığı bir defter. Ve şöyle bir şey var. Cameron hikayenin şuralarında var ve şuralarında var. Hani en fazla buralarında. Geri kalan tamamı Feride'nin evden bir kaçışı ve sonrasında işte öğretmen olduğunu zaten spoiler sayılmaz bu. İşte öğretmenlik için çektiği çileler, bütün başına gelen olaylar falan filan. Bütün kitap bunlarla dolu. Ve aslında Cameron az bir kısımda var ama aslında Cameron bütün kısımlarda var. Bu kadar da şey. Çünkü Cameron'dan her zaman böyle bir şey oluyor. Mesela sen de nereden nefret ediyorum falan gibi bir şey söylüyor. Aslında Feride'nin kesin aklında hepsi hep aklında ama siz onu hani Feride ve Cameron'ın işte ilişkisi olarak asla okumuyorsunuz. İnanılmaz keyifli bir kitap. Neden ön yargıyla yaklaştım bilmiyorum. Çünkü sonuçta Atatürk'ün en sevdiği roman. Hani nasıl böyle bir şey yapabildim kendime gerçekten hayret ediyorum. Ama iyi ki de birazcık sonra okumuşum. Şu an her şeyi böyle gayet anladığım bir şey. Mustafa Kemal'in aslında bu başucu kitabıymış. Yani gittiği her yere götürüyormuş ve böyle savaşların bazen ortasında bile böyle birkaç sayfa okumayı falan çok sevdiği bir kitapmış. O yüzden ayrıca bir sempatim tabii ki var ama kitap inanılmaz güzeldi. Yani okurkenki hislerim kitaptaki gibiydi ve kitap bittiği için çok üzüldüm. Sonra dedim ki o kesin çok güzel ama daha fazla bitmeseydi daha sıkıcı olur muydu? Hayır olmazdı çok güzel olur falan. Büyük bir duygu karşılaşmasıyla bitti benim için. Ve okumanın üzerinden birkaç hafta geçmiş olmasına rağmen hala aynı duygular duruyor. Yani sonbaharsa gerçekten burnumuza sonbahar ağacı kokuları getiriyor bir şekilde. Nasıl yapsak da hiçbir fikrim yok ama kıştan bahsediyorsa, soğuktan bahsediyorsa üşüyorsunuz. Gerçekten üşüyorsunuz. Armut kokan süt için ineğe armut yedirdiklerini duyduğun anda burnuna bir armut kokusu geliyor. Çünkü öyle bir betimleme var kitabın içinde. Çok garip, çok güzel bir kitap. O yüzden yani eğer yaşınız benim yaşım ve civarıysa ve birazcık daha büyükseniz, hatta birazcık değil, çok bile büyükseniz bu kitabı mutlaka okuyun arkadaşlar. Evet, söyleyeceklerim bu kadar. Çok teşekkür ediyorum. Buradan anneme falan sevgiler gönderiyorum. Bugün çok ödül konuşması yapıyor gibi hissediyorum kendimi. Neden bilmiyorum. Evet, umarım video hoşunuza gitmiştir. Şu anda birden videoyu bitiriyor gibi hissettim. Videoyu şu an kapatıp baştan hepsinden konuşmak istiyorum. Niye böyle yapıyorum bilmiyorum ama hepsi hakkında daha da fazla konuşmak istiyorum. Ama ben konuştukça daha fazla spoiler yiyeceksiniz arkadaşlar. O yüzden susuyorum. Evet, görüşmek üzere diyorum. Çok sevgiyle kalın. Öpüyorum. Kalpler de yolluyorum. Hop hop. Görüşürüz. Sizi seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.
Karamelk Okulu Öykü Okulu. Karamelk Okulu Öykü Okulu. Söylemesi çok eğlenceli, farkındayım. O yüzden bir kere daha söylemek istiyorum. Karamelk Okulu Öykü Okulu. Bu Karamelk Okulu Öykü Okulu'ndan mezun olmak için en sondaki kısmı güzel bir öykü yazmanız gerekiyor. Onu hala bulamadım. Evet.